Bugün yine düşüncede yolculukta sizlerle beraberiz. Hollanda'dayız. Bu sefer Hollanda'nın diğer ucundayız. Hollanda'nın doğusunda Almanya sınırına küçük bir şehir. Enschede. Burada Ahmet Suat Arı abimiz var. Ahmet Suat Arı abiyle beraber konuşacağımız konu biz kimiz? Biz kimiz? Bizi biz yapan özelliğimiz nedir? Nereden geldik? Ve neden burada yaşıyoruz? Ahmet abiyle kendimizi aramaya çalışacağız. Bildiğim kadarıyla Ahmet abi öğretmenlik yapıyor. Ama detay bilgilerini bilmiyorum. Birazdan kendisinden öğreneceğiz. Şimdi Ahmet abiyi almaya gidiyorum. Düşüncede yolculuk Hollanda'nın Enschede şehrinde başlıyor. Evet, Ahmet abi buralarda bir yerde yaşıyor olsa gerek. Şöyle bakalım. Buradan solda bir yerde Ahmet abi bizi bekliyor olması lazım. Ahmet abinin evleri de güzel evlenmiş. Böyle müstakil yer evleri. Evet, Ahmet abi orada. Ahmet abiyi üşütmüşüz. Ahmet abi ceketini çıkardı. Ahmet abi gel. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ahmet abi hoş geldin. Sağ olasın. Kemerimizi takalım. Tamam. Sana şimdi de bakalım. Aynen öyle. Evet, Ahmet abiyi aldık. Ahmet abi hoş geldin. Teşekkür ederim. Bugün sen de hoş geldin şehrimize. Hoş bulduk. Enschede, Hollanda'nın ta köşesinde, ucunda bir yerde, doğusunda bir yerde. En doğası. Küçük şehirlerden bir tanesi. Ne kadar küçük burası, ne kadar büyük ya da ne kadar büyük, küçük, ne kadar küçük? Küçük kavramı biraz tabii göreceli. Doğunun en büyük şehri. Enschede. Doğunun en büyük şehri? Evet. Okey. O da ilginç. 160 bin nüfuslu bir şehir. Hollanda ölçeğinde büyük şehir sayılır. Tamam. Ama tabii... Şeyde Amsterdam'la kıyaslaştırdığımız zaman ne kadar büyüktür? Amsterdam'ın dörtte biri. Amsterdam'ın dörtte biri kadar. Evet. Güzel. Burada yaşıyorsunuz. Burada yaşıyorum. Ne kadardır burada yaşıyorsunuz? 1990'dan beri burada yaşıyorum. 90'dan beri burasınız. Evet. Buranın ekmeğini yediniz. Burada çalışıyorum. Çalışıyorum. Yani artık hayatımızın aslında büyük bir kısmı, yarısından fazlası bu şehirde geçti. Evet, şimdi ben şöyle başlayayım. Sevgili seyirciler, bugün düşüncede yolculukta Hollanda'nın bu büyük şehrinde, şimdi küçük şehir demeyeyim, sıcaklar bana, büyük şehrinde sevgili Ahmet Suat Arı abimizle beraber düşüncede yolculuğa çıkacağız. Başlamadan önce, ilk önce Ahmet Suat Arı kimdir? Seni tanıyalım. Ne dersin? Evet, kimdir? İnsanın kendisini tanıtması tabii biraz zor. Ben kendimi tanıtmayı hiç beceremem ama şöyle diyeyim. 1961 yılında Bozkır'da, Konya'nın Bozkır ilçesinin Üçpınar ocağında doğmuşum. İlk ve orta okulu köyde, ondan sonraki hayatını sürekli ailesinden uzakta, yatılı okullarda, üniversitede derken, üniversite sonrası, üniversitede tekrar öğretim üyeliği süreci var, kısa bir süre. O süreçten sonra askerlik ve askerlikten sonra da Hollanda'ya 1987 yılının Ağustos ayında gelmiş bulunduk. Tabii Hollanda'ya geldikten sonra Türkiye'deki eğitimimizle bir iş yapmamızın mümkün olmadığını çok kısa zamanda fark ettim. Özellikle o zamanlarda bizim alanımızdaki şartlar çok sınırlıydı. Üstelik birkaç yılda bir, hatta birkaç 10 yılda bir açılacak bir kadro için beklemek biraz tabii zordu. Bu arada Türkiye'de? Türkoloji. Türkiye'de Türkoloji okudum. Tabii Türkoloji'de ekmek yemek Hollanda'da
hemen hemen mümkün değildi. Ya da işte birkaç saat şurada, birkaç saat burada. Özür dilerim, merak ettiğim için. Türkoloji nedir? Türkoloji, Türk dili, kültürü, tarihi, edebiyatı hepsi içine alan Türkleri bir bilim. Evet, Türkleri araştıran bir bilim dalı. O kadar önemli bir millet miyiz ya? Türkler demek yani Türk dili sadece Türk dili değil tabii. Bütün milletlerin, bütün bir medeniyet oluşturmuş bütün toplumların bir bilimi var. Tabii Türkler bir de hem sadece önemli bir dünyada önemli bir konuma sahip bir topluluktan ziyade çok farklı özellikleri olan bir toplum. Çok kendi içinde büyük farklılıklar arz eden bir toplum. Hatta artık bir millet haline gelmiş Türklerin farklı kolları da mevcut. Evet. İşte bu süreçte tabii dil öğrenme süreci başladı. Kendime o zaman şu hedefi koymuştum. Birkaç yıl içinde bu ülkede gönlüne göre çalışabileceğin bir iş bulursan kalacaksın. Yoksa tekrar geriye gidip Türkiye'deki işine tekrar geri döneceksin. Bu hedefi kendime koymuştum. Bu Hollanda ile alakalıydı. Evet, evet. İşte peki Hollanda'ya gelişiniz aile birleşimiyle miydi? Evet, yani o yıllarda tabii Türkiye'deyken, üniversitedeyken eşim Hollandalı, o zaman ki eşim Hollandalıydı. Biz bir yıl Türkiye'de yaşadık. Eşimin eğitimi dolayısıyla buraya gelmesi gerekiyordu bitirmek için. O vesileyle geldik. Tabii aynı zamanda şartlar Türkiye'de çok değiştiği için özellikle eğitim alanında, eğitimle özlük hakları alanında kriz sürekli söz konusuydu. Türkiye'ye geri dönmek bizim için artık çekici olmaktan çıkmıştı. Burada kalmaya kısa zamanda karar verdik. Siz Hollandalı Türklerden mi, Hollandalı Hollandalılardan mı? Hollandalı Hollandalılardan. Tabii burada şu anda öyle bir ayrım yapmak zorundayız. Güzel. Yani yerli Hollanda yerlisi idi. Kaç? 86'da biz evlendik. 87'de ben 87 sonunda Hollanda'ya geldim. Nasıl tanıştınız? Çok özelinize girmiyorsam özür dilerim ama. Eşim Türkiye'de burada normalde üniversite okuyordu. Türkiye'de dilini geliştirmek için kısa süreli işte programa katılmıştı. O vesileyle biz tanıştık. Zaman içinde evlendik. Okulda tanıştık. Zaman içinde evlendik. Onun eğitimini bitirmesi için buraya geldik derken biz burada kaldık. Anladım. Dil öğrendikten sonra üniversitede tekrar Doğu dilleri alanında tekrar okumayı denedik. Fakat Türkiye'de yetişmiş bir Türkoloğum buradaki kişilerden öğreneceği bir şey yoktu. Tam tersine ben dersleri veriyordum. Ama diploma denkliği açısından ders verdiğim öğrencilerin gerisindeydim. Yani bilgi seviyesi olarak yukarıda ama denklik olarak gerideydim. O zaman kendi kendime tekrar yani şartları bir gözden geçirme gereği olduğunu düşündüm. Ve pedagoji akademisine başladım. Pedagoji akademisine başlarken öğretmenlik yapmak gibi bir kaygım yoktu. Hem bu ülkenin hemen hemen her şeyini bir çırpıda öğrenecektik. Tarihini, coğrafyasını, kültürünü, her şeyini pedagoji akademisinden başka bir yerde çok yönlü öğrenmeniz mümkün değil. Çünkü yerli çocuklara öğreteceğiniz şeyleri siz kendiniz öğreniyorsunuz. Haliyle her şeyi bilmeniz gerekiyor. Evet, yani, normal 4 yıllık bir eğitimi yüksek eğitimli olmamdan dolayı hızlandırılmış bir programla 3 yılda bitirdim. Bitirmemin akabinde de yaşadığım şehir Enskede'de temel eğitimde iş buldum ve o zamandan beri de Enskede'de çalışıyorum. Ama 9 yılın şu ana kadarki hizmetin büyük bir kısmı özel eğitimde geçti. 12 yıl temel eğitimde çalıştıktan sonra özel eğitime geçtim. Zihinsel engelli gençlerin, 12-20 yaş arası gençlerin eğitimiyle ilgilenen bir orta öğretim kurumunda. Şimdi şu anda halen çalışmaktayım. Hem orada rehber öğretmen olarak hem de bilgi ve iletişim teknolojileri koçu olarak, daha doğrusu öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojilerini eğitime uyarlamasında benden rehberlik aldıkları bir işlev. Yani hem koordinatörlük hem koçluk görevini yapıyorum.
Onun dışında tabii sosyal çalışmalarımız var. 10 yıl belediye meclis üyeliği yaptım yaşadığım şehirde. Daha hala devam ediyor mu? Yok. 2014'te en son görevdeydim. Ondan sonra tekrar siyaset yapmak için girişimim olmadı. 10 yıl gibi bir süre az süre değil. Zaten siyasetin biraz da içeriği de değişti. İşlevi değişti. Siyaset çekici olmaktan biraz çıktı. Özellikle tabii ırkçıların, aşırı sağın yükselişi, popülizmin yükselişi bizlerin rahat siyaset yapmasını, yani rahat siyaset alanı yapmaktan, alanı daraltmaktan ziyade gereksiz işlerle uğraşmamızı sağladı. İster istemez kendi konularımıza eğilmemizi sağladı. Tabii o sürekli problem odaklı çalıştığın zaman insan bir müddet sonra bıkkınlık yaşıyor. Belirli bir şeyden sonra da tekrar devam etmek ihtiyacını hissetmiyor. İşte benimki de biraz öyle oldu diyelim. Tabii sosyal çalışmaların yanında sadece siyaset olmadı. Ben 5-6 yıl spor kulübü başkanlığı yaptım. Basketbol kulübü başkanlığı. İşte Akademisyenler Derneği'ni burada şehrimizde büyük bir üniversite var. Teknik üniversite. Büyük bir yüksekokul var. O zaman tabii 1990'ların başlarından bahsediyorum. Parmakla gösterilecek kadar az sayıda öğrenci vardı. Bırakın öğretim üyesini, öğrenci bile yoktu. Bunların hepsini toplayıp bir dernek kurduk. O zaman bütün neredeyse hem üniversitede hem yüksekokulda okuyan öğrencilerin hepsini toplamamıza rağmen 150 kişiyi aşmıyordu sayı. Ama bugün sadece bir bölüme giderseniz, 4 yıllık bölümün her yılını sayarsanız 150'den fazla zaten Türk kökenli öğrenci çıkacaktır. Tabii o bir süreçti. Artık şimdi bu öğrencilerin kendi gruplarını oluşturmak gibi bir ihtiyaçları olmadığını fark ediyoruz. Büyük şehirlerde kendi öğrenci derneklerini kuruyorlar ama mesela Enskede'de artık Türklerin kurmuş olduğu bir öğrenci derneği yok. Onun dışında 8 yıl Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin Hollanda Genel Sekreterliğini yaptım. Şu anda da Türkevi'nde hem Amsterdam tartışmalarının moderatörlüğünü yapıyorum hem de Türkevi'nin sekreterliğini yapıyorum. Onun dışında da sosyal faaliyetlerimizi biraz düşük seviye. Tabii bu arada yazarlık da yapıyorum. Değişik gazete ve dergilerde köşe yazısı yazıyorum, yorum yazıyorum. Bu Türkevi'nden bahsediyorsun. Şu andaki sekreterliğini yaptın. O nedir, biraz bahsedebilir misin? Türkevi başlangıç itibariyle aslında bir Amsterdam'ın batı kesiminde etkin olan bir dernekti. Zaman içinde Türkevi evrildi. Şimdi uluslararası bir dernek oldu. Türkevi'nin esas hedefi tabii bütün toplum meselelerine eğilmekten ziyade Türk kültürünü, Türk kültürüne yön veren elementleri öne çıkararak topluma onların hem tanınması hem de onların ahlakını topluma yansıtılmasını sağlayacak faaliyetler yapmak. Siyasi katılımı teşvik etmek ana hedef olarak. Bunun için de hem sosyal hem kültürel sınırlı sayıda da olsa çalışmalar yapılıyor. Ama hedef işte Türklerin problemlerine el atmak gibi bir hedefimiz yok. Çünkü öyle hedefleri olan zaten sivil toplum kuruluşları, profesyonel kuruluşlar var. Ancak onlarla zaman zaman işbirliği yapma imkanı tabii bazı özel konularda mümkün. Şimdi buradan yola çıkarak bize gelelim. Bugün konuşacağımız konu, biz kimiz? Bizi biz yapan nedir? Şimdi bu soru nereden geldi? Şeyini biraz bir background'unu anlatayım. Tabii şu an için geçerli değil ama yani Hollanda'ya yeni geldiğimiz süreç için geçerli ve yaşanan burada bir Türklerin Hollanda yaşadığı bir süreç var. 50-55 yıllık bir süreç. Şimdi bu bize birçok şey öğretti, birçok şey kattı. Şimdi şu anki mevcut şeyimize baktığımız zaman şu anki mevcut Türkler Türkiye'deki yaşayan Türklerden farklı.
Yine özü Türk, işte Türkiye'den gelmiş Müslüman bir toplum ama Hollanda yaşamasından dolayı, Avrupa'da yaşamasından dolayı burada bir, ne diyelim, bir evrimleşme söz konusu. Bu sefer şöyle işte dışarıdan aldığım tepkilerle de birleşerek şöyle kendine bakıyorsun, ya ben kimim diyorsun. Yani bu soru buradan kaynaklanıyor. Aslında böyle Türkiye'de yaşayanların bu kadar bu soruyu sorduklarını zannetmiyorum. Yok. Çünkü orada alışılmış bir ortam var. İşte herkes zaten kendinden. İşte yabancı bir şey yok, bir katkı maddesi yok. Dolayısıyla kendini arama gibi bir şey yok. Süreye uyuyorsun, hep beraber yaşıyoruz. Ama burada ise farklı bir yanlarım var. Genelden farklı bir boyutlarım var. Genelden farklı boyutların olunca genele uymadığını fark ettiğinde o zaman ben kimim ve kim olmalıyım sorusu yatıyor. Bence buradaki azınlık gruptaki bütün toplumların ortak sorunu olsa gerektiğini düşünüyorum. Şöyle genel olarak başlayalım. Biz kimiz? Oradan işte sen kendi bakış açısında beraber yavaş yavaş zaman içerisine girelim. Şimdi sosyolojik olarak zaten bu olay zaten sosyolojik bir olgudur. Azınlık statüsündeki toplumlarda sürekli bir kimlik kaygısı vardır. Kimliğinin kaybedilme korkusu vardır. Kimliğinin yeterince yaşanıp yaşanamayacağına dair kaygılar vardır. Yani bu sadece Türklere mahsus bir şey değil. Dünyanın neresine bakarsanız bakın, azınlık statüsünde olan küçük toplumlarda bunu göreceksiniz. Üstelik bu kaygılar sadece azınlık olmaktan kaynaklanan bir kaygı da değil. Tabii sizin biraz önce söylediğim gibi gelinen ülkenin, yani köken ülkenin kültürü de sürekli değişiklik arz ediyor. Hı-hı. Ama o dinamizm dikkat çekmiyor. Çünkü o tabii akışında devam ettiği düşünülüyor. Bizim yurt dışında yaşayan azınlık konumunda olan toplumlarda sürekli kendimizi karşılaştırdığımız, davranışlarımızı karşılaştırdığımız, hayatımızı karşılaştırdığımız bir referans ülke var. O referans ülkeyi hedef aldığımız için en ufak bir değişiklikte kendimizin farklı olduğunu düşünüyoruz. Halbuki hiç başka bir örnek almadan geldiğimiz ülke toplumunun kültürünün, yaşayışının ya da işte geleneklerinin göç süreci zarfındaki uğradığı değişiklikleri bir incelemeye kalksanız orada da dağlar kadar farkın olduğunu göreceksiniz. Şimdi her toplum, yani esas gelinen ülkenin toplumu da sürekli değişikliğe maruz kalıyor. Yani sonuçta orası değişiyor. Kültür dinamik bir kavramdır. Kültür hiçbir zaman sabit değildir. Birçok zaman tartışmalarda fark ediyorsunuz, işte bizim kültürümüz şudur diye çok kesin, sabit fikirlerin iddia edildiği tartışmalar görüyorsunuz. Ama o an için geçerli olan bir şeydir. 10 yıl sonra, 20 yıl sonra o söz konusu olmayabilir. İşte onun farkında olarak bu tartışmalara yaklaştığın zaman sağlıklı bir analiz etmek, sağlıklı bir sonuç çıkarmak mümkündür. Biz de maalesef sağlıklı sonuç çıkarmaktan ziyade kaygıyı daha da şiddetli hale getirmek, işte sanki politik çıkarları alet etmek, sanki büyük bir problem varmış algısını yaratarak oradan nemalanmak, siyasetçi ise oradan nemalanıyor. Tabii bir de yaşadığımız ülke toplumlarının ya da yaşadığımız ülkedeki siyasilerin, işte bilim adamlarının, kanaat önderlerinin bize yaklaşımının vermiş olduğu bir tepki de var. Şimdi o tepkiye istinaden birçok kişi bir duruş belirliyor. Çok doğru. Mesela bunun en bariz örneğini normalde çok fazla kültürel veya dini kaygısı olmayan, aslında her haliyle batılı gibi yaşayan, batılı olan insanlar bile onların tavrından acite olmakta. Yani onların tavrına karşı birdenbire kültür savunucusu haline gelmekte. Bu azınlık olmanın getirdiği, azınlık olmanın verdiği bir reflekstir. Psikoloji. O refleksler bizi sürekli yönetiyor.
sağlıklı düşünmemizi bazen engelliyor. Bazen daha da çok sahiplenmemize sebep oluyor. Özellikle gençlerin son yıllarda Türkiye'ye karşı olan tavırdan kaynaklanan gençlerin kendi kimliğine sahip çıkması bu mevcut takip edilen politikaların bir eseridir. Aslında söz konusu olan kaş yapayım derken göz çıkarmaktır. Onların maksadı işte gençleri Türkiye'den soğutursak bize daha çok bağlanacaklar idi. Ama Türkiye'ye yaptıkları her saldırı gençlerin Türkiye'ye daha çok bağlanmasını sağladı. Daha önce belki potansiyel olarak Türkiye ile hiçbir duygusal bağ olmayacak insanlar bile artık Türkiye ile duygusal bağ oluşturma havasına, yoluna gitti. Bu bizim kendi kültürümüz açısından, kendi kültür taşıyıcılarımız açısından aslında istenmeden ortaya çıkan olumlu bir gelişmeydi. Ama bu yerli toplumları sürekli kaygılandırmakta. Hatta zaman zaman işte değişik yaptırımlarla bunun önüne geçme de denenmekte. Ama kültüre dışarıdan yapacağınız her müdahale ya ters tepki yapacaktır ya da hiç etki göstermeyecektir. Bunun farkına varılmadığı için sürekli işte politikaların farklı versiyonlarını önümüze sermekteler. Yani biz kimiz? Oraya geliyorum. Yani asıl şeyimiz o. Biz kimiz? Aslında tabii Türk toplumu deyince homojen böyle tek tip bir toplum diye yani onu göremiyoruz. Biz de kendi içimizde çok büyük değişiklikler arz eden ama asgari müştereklerini kolayca bulabilen bir toplumuz. Her ne kadar birbirimize karşı bin bir türlü husumet beslesek de her grubun kendi önceliklerine baktığınız zaman aslında birbirlerinden bir farkının da olmadığını görüyorsunuz. Çok küçük detaylarda ayrışıp sanki çok büyük ayrışıklık varmış gibi bir hava estiriliyor. Haliyle biz kimiz sorusuna cevap ararken biz kimleriz sorusunu da sormak gerek. Yani tekil değil, çoğul kullanmak gerek. Biz çoğul bir toplumuz. Evet. İçimizde çok farklı hem dini hem kültürel birçok farklılıklar olan bir toplumuz. Ve diğer toplumlarla mukayese ettiğiniz, diğer azınlık toplumlarıyla mukayese ettiğiniz zaman Türklerin daha çok birbirine bağlı, en azından toplum olarak, organize olarak değil de toplum olarak Türklük kavramına daha çok sahip çıktığı, hatta kendi içinde Türklük kavramıyla problemi olanların bile Türklük kavramını dışarıya karşı savunduğu bir konumdayız. Kendilerimizle kavga edeceğiz ama dışarı gelince... Evet, dışarı gelince Türk oluyoruz. Bizim yaşadığımız şehirde, bu şehirde çok büyük bir kitle var. Türkiye ve Orta Doğu kaynaklı Süryani kitlesi. Süryaniler kendilerini Türklerle konuşurken sürekli Süryani aynı olarak Türklükle alakası olmadığını söylerler. Ama eğer söz konusu olan işte bir toplumsa, Türklerin dışında bir mukayese söz konusu olacaksa, o zaman Türklükle daha çok kendilerini yakınlaştırdıklarını görüyorsunuz. Zaten kültürel olarak da büyük bir farklılık yok. Yani özellikle işte gelenekler, görenekler, yaşayış şekli, yeme, içme, bunlar aynı bir coğrafyanın insanları olarak hemen hemen aynı. Ayrışma daha çok işte onun yorumunda, onun konulara bakış açısında, kendisini ifade etmede işte bir kimlik, bir onu belirtmesi gerekir. Senin önünü açmak için şöyle bir soru aklıma geliyor. Şimdi insanın işte yüzde kaçı su? %70 deniyor. Aynı şekilde sular üzerinden bakalım. Bir suyun içerisine baktığın zaman, onu işte bilgisayar ortamında ya da mikroskopik ortamlarda bakıldığı zaman içinde bilmem ne kadar şu kadar mineral varmış. İşte içinde bilmem ne kadar şu kadar şey var, bu kadar bu var falan filan derken o suyun belli bir kalite ölçeğe çıkıyor ya da belli içindekiler ölçeğe çıkıyor. Oradan yola çıkarak işte şu su sağlıklı su,
şu su sağlıksız su, şu su tuzlu su, şu su tatlı su, böyle suları ayırıyoruz. Yani o sulardan yola çıkarak bir şey yapıyorum. Buradan insanlara baktığımız zaman kitleler de böyle sanki sular gibi birbirinden ayrışıyorlar. Yani bir Türk ırkına bakın, ta Orta Asya'dan mı gelmişiz? Ta Kuzey Kafkaslardan. Yani. İlk önce Anadolu'ya geliyoruz. Anadolu'dan orada biraz kalıyoruz. Ondan sonra bütün dünyaya yayılıyoruz. Ondan sonra derken bu haldeyiz. Araplara bakarsanız işte Araplar bir yerden gelmiş, onlar orada kalıyorlar. Ondan sonra yine devam ediyor. O da bir yerdeler. Ondan sonra işte Almanlara bakarsanız o da bir yerden gelmiş. O da böyle gidiyorlar. Sanki son birkaç yüzyılda şey oluyor. Bütün böyle farklı farklı sular nasıl bir derede buluşur ya, bir havuzda. Aynı öyle buluşur gibi insanlar da böyle bir yerde buluşuyorlar sanki. Ve bunun içerisinden ki biz ayrışımlar yaşıyoruz. Şimdi bizi kendimizi tanıma açısından bakacak olursak, o geçtiğimiz o yatakların üzerinden de orada tanıyarak. Yani ne gibi doneler var bizde? Şimdi yani sonuçta farklı kimliklerin iç içe olması. Bir üst kimlik var, Türk kimliği. Bir de onun altında alt kimlikler var. İşte bu bizde özellikle bizde çok, çok yaygındır bu. İşte aynı memleketten olmak, hemşeri olmak. Yok hemşerilik artık şey değilse, ayrıştırmak için yetmiyorsa ya da işte grup için çok büyük geliyorsa o zaman mahalle söz konusu. İşte şehir, şehrin mahallesi söz konusu. Mahallede olmazsa sokak söz konusu. Bizde alt kimliklere sürekli bir vurgu söz konusu. Üst kimlik her zaman birinci öncelikli değil. Yani o suyun içindeki şeyleri, içindeki mineralleri düşünün. Mineraller birbirlerine karşı savaşıyor. Savaşmasa da diyor ki ben daha üstünüm, daha iyiyim. Bir sonuçta hepsi birlikte bir o suyun kalitesini oluşturuyor. Bizim sıkıntımız işte herkesin kendi farklılığını bir zenginlik olarak görerek, aynı zamanda öbürünün farklılığını da kendi farklılığının bir zenginliği olarak görerek değerlendirse bugünkü birçok problemin aslında problem olmaktan çıktığını göreceğiz. Ama biz problemleri, daha doğrusu farklılıkları problem olarak gördüğümüz için, problem odaklı düşündüğümüz için o suyun kalitesini minerallerin birbirlerini itmesi şeklinde görürsek o suyun kalitesini düşürmekle meşgulüz. Sonuçta o mineraller doğru orantıda o suyun içinde olduğu zaman o suyun kalitesi belli olur. Aslında şunu diyoruz. Yani kişisel olarak söyleyeceğim, yanlış anlamayın. Benim farklı olmam, senin farklı olman aslında bizim çok zengin olduğumuz anlamına gelir. Evet. Benim senden farklı olman, senin benden farklı olman biz birbirimize çatışma sebebimiz olmamalı. Evet. Yani insanın tabiatına da aykırı. Yani tek tiplik, hiçbir toplum homojen değildir. Yani hem fiziksel olarak hem kültürel olarak her açıdan toplum içinde bir sürü farklılıklar vardır. İki kişi arasında bile büyük farklılıklar vardır. Yani aynı anne babadan doğduğun çocuğu. İki kardeş arasında büyük farklılıklar vardır. İkizler arasında bile büyük farklılıklar vardır. Tek yumurta ikizler arasında farklılıklar vardır. Belki ortak yönleri çoktur ama yine de farklılıklar vardır. Yani bunu kabullenip o farklılıklarla birlikte yaşamayı öğrenmek yerine biz bütün o ortak noktaları bir kenara itip sadece o farklılıkları ve o farklılıkları da problem olarak görmekle meşgulüz. Haliyle hem kendi ülkemizde hem gittiğimiz farklı ülkelerde, azınlık olarak yaşadığımız farklı ülkelerde çoğu zaman enerjimizi bu saçma sapan şeylere harcıyoruz. Halbuki enerjinin bir bütün için toplanıp bir sinerji oluşturulup daha iyi toplumu daha iyi kanalize etmek, o farklılıkları zenginlik olarak görüp zenginliği nasıl daha artırabiliriz, onun planlarını yapmak bence daha
Yani daha akılcı bir hareket olacak ama biz maalesef işte herkesin bir probleminin olduğundan hareket ederek o problemin de bütün toplumsal meselelere kaynak teşkil ettiğinden hareket ederek birbirimizin enerjisini gereksiz yere harcamakla meşgul olduğumuzu maalesef söyleyebiliriz. Bu arada bu bir özelleştirme. Benim çalıştığım okulumun önünden geçiyoruz. Öyle mi? Hangisi? Şu sağ taraftaki burası benim burada, okulum. Şu anda mı çalışıyorsun? Evet, şu anda benim okulum burası. Tabii haftanın bir günü. Ömrünüzün birçok kısmı burada evet, geçiyor. Evet, yani günüm burada geçiyor. Ben ondan da parmağınızı işaret ettim. Tamam. Güzel. Benim abim de şuralarda bir yerde oturuyor olması lazım. Yanılmıyorsam şu ara sokaklardan birisinde. Ara sokaklardan birisinde. Görüyorum ben zaman zaman. Evet sevgili seyirciler. Bugün Hollanda'nın doğusunda ta köşesinde bir yerde Enschede'de bir şehrinde sevgili Ahmet Suat Arar'ımla beraber düşüncede yolculuktayız. Bilmiyorum dikkatiniz çekiyor mu? Binaların yüksekliği şurada göreceğiz 3 kat en fazla. Tamam, şurada büyük birkaç 10 katlı binalar 1-2 tane var böyle. Ama çoğunluk hep böyle müstakil ev şeklinde söyleyeceğimiz tarzda böyle blok halinde. Büyük büyük yapılaşma yok. Türkiye'ye baktığımız zaman, Türkiye'ye kıyasladığımız zaman binalar böyle dikine dikine gitmiş. Evet, dikey yapılaşma burada. Tabii son yıllarda dikey yapılaşma biraz yaygınlaştı. O da burada da var mı? Evet, tarım arazilerinin ya da işte rekreasyon alanlarının daha çok korunması için dikey yapılaşmaya geçildi. Ama bu dikey yapılaşma mahallelerden ziyade şehir merkezinde söz konusu. Onun da tabii sınırlı. Yani sadece... Belli bir şey var mı arkada? Yani belli bir düşünce var mı? Tabii. Şimdi şehir merkezinde dikey yapılaşma bir şey. Hedef. Sanki bir güç gösterisi. Evet. Hem yani şehrin silüetini farklı gösterecek ama aynı zamanda şehrin kültürel silüetini bozmayacak bir görüntü olacak. Yani öyle benim şurada arsam var, istediğim yükseklikte binayı istediğim gibi dikerim diye bir şey söz konusu değil. Zaten burada bütün müteahhitlerin, mimarların uyması gereken bir şey var. O oranın tabii dokusunu bozmayacak mimari planı var. Haliyle işte benim şurada bir arsam var, şuraya şöyle bir bina dikeceğim deme lüksünüz yok. Siz mimara çiziminizi yaptırdığınız zaman onu belediyenin bir komisyonu var. Bunları değerlendiren komisyonuna sunacaksınız. O sizin projenizi oraya uygunluk açısından değerlendirip size onun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini için onay verecek. Haliyle keyfi bir uygulama söz konusu değil. Yüksek bina yapsanız bile onun da uyması gereken bir takım şartlar söz konusu. Bu Hollanda'nın hemen hemen her yerinde geçerli. Ama bizim gibi küçük yerlerde daha fazla. Semtlerde zaten bizde çok fazla yüksek yapılaşma yok. Bazı semtlerde, güneyde birkaç tane 5-6 katlı büyük apartmanlar var. Onlar da zaman içinde yıkılıp, ömrünü bitirince yıkılıp daha hem enerji açısından, enerji nötral olması açısından hem de günün şartlarına uygun olması açısından yıkılıp yerine yenileri yapılmakta. Bir şey daha ilgimi çekiyor. Şu anda gezerken normal mahallelerin arasından geziyorum ama böyle ağacı bol bir şey. Sanki ormanın içerisine kurulmuş bir şehir gibi. Evet. Hollanda'nın en yeşil şehirlerinden birisi Enschede. Özellikle bunu yüksek binalardan gözlemlerseniz bir yaz günü evleri göremezsiniz. Ağaçlar yemyeşil olur. Evler ağaçların yeşilinden neredeyse göremezsiniz. Sadece çok yüksek birkaç tane bina vardır. Onları görürsünüz. Şu anda kurumuş
Yani yaprakları dökülmüş telli ağaçları görüyoruz ama. Evet. Bunların yeşil olduğu zaman çok daha fazla. O zaman ilk baharda bir daha senden söz alayım. Bir daha böyle bir şey yapalım. O zaman daha güzel bir şey çıkacak. Şimdi bir de bu Enskede'nin bir özelliği var. Eskiden tekstil şehri Enskede. Tekstilin tabii ki 19. 20. yüzyılda tekstil oldukça yaygın. O tekstil endüstrisinin zenginleri var. Tekstil baronları var. Bunlar kazandıkları parayı biraz da buraya yatırmışlar. İşte kendileri özel parklar inşa etmişler. Özel şatolar inşa etmişler. Ama tabii zaman içinde onların o şatoları kullanması ya da onların varislerinin o parkları, işte şatoları ayakta tutabilmeleri zorlaştığı için devlete hibe edilmiş. Şimdi sadece onlardan kalma çok büyük birkaç tane park, birkaç tane şato, onların varislerinin bıraktığı işte anıt statüsünde oldukça fazla bina söz konusu. Tabii İkinci Dünya Savaşı'ndaki bombardıman ve 18. yüzyıldaki yangın çok büyük tahribatlar yapmış ama ona rağmen hala şehirde tekstil endüstrisinden kalma çok büyük miras söz konusu. Ama bugün itibariyle bir tek bile tekstil fabrikası işler durumda değil. Peki o tekstilin buradan gitmesinin arkasındaki şey ne? Tekstilin ucuz ülkelere gitmesi. Yani iş gücünün ucuz olduğu ülkelere gitmesiyle burada üretmenin bir esprisi kalmamış. Birer birer kapanmış. Peki şu anda nedir asıl şeyi? Hizmet sektöründe oldukça yaygın. Çok büyük işletme yok sayılır. Bir bira fabrikası var. 500-600 kişi çalışır. Lastik fabrikası orada yaklaşık 1000'e yakın kişi çalışır. Hastane en büyük işveren. Büyük bir hastane var. Orada birkaç bin kişi çalışır. Onun yanında tabii üniversite ve yüksekokul. Zaten şehrin yaklaşık %15'i, %20'si öğrencidir. Çok büyük bir çeşitlilik, nüfus olarak, demografik olarak çok büyük farklılık arz eden bir toplumdur. Neredeyse bütün milletlerden insan burada yaşar. Hem üniversitenin getirmiş olduğu hem de üniversitenin içindeki farklı kurumların uluslararası alanda yaptığı çalışmalardan dolayı çok değişik milletlerden insanlar burada bazen geçici bazen de geçici gelmiş fakat kalmış halde bir sürü insan vardır. Evet. İşte o suların karışmasından bahsettik ya. Ve şu anda burada varız. Diyelim ki bir kova suyu aldın, bir başka suyun içerisine kattın. Ve hatta şöyle biraz daha örnek şey olsun. Bir suyun içerisine bir başka bir şey kattığın zaman orada böyle baloncuklar çıkmaya başlıyor. Kimyasal reaksiyonlar ortaya çıkmaya başlıyor. Sadece kafamdaki düşündüğüm bir soru, yani şu anda gelen bir soru, yani önceden üzerine düşündüğüm soru değil. Ne yapıldı? Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa ülkeleri kendilerini yenilemeye çalışırken daha çok sömürgesindeki ülkelerden vatandaş alıp devriştirmeye çalıştılar. Böyle bir şey var. Bunun içerisinde de hasbelkader bize şey düştü. İşte bir takım millet de aldılar buraya kendi işlerine koydular. Ve burada bir takımları sosyolojik reaksiyonlar ortaya çıkıyor. Buradan böyle olursak neler gözlemliyorsun? Yani Hollanda'nın genel toplum yapısına doğru bir fotoğraf çizmeye çalışıyoruz şu anda. Şimdi Hollanda yüzyıllar boyunca sürekli dışa açık bir toplum olmuş. Sadece dışa açık olmamış, hakim bir toplum olmuş. Dünyanın en büyük İslam ülkesi Endonezya,
Hollanda'nın sömürgesi olmuş. Güney Afrika Hollandalılar tarafından sömürge yapılmış. Güney Amerika'da özellikle adalar, Güney Amerika'nın kuzeyindeki adalar Hollanda'nın sömürgesi olmuş. Yani küçücük bir ülke olmasına rağmen dünyaya hükmetme, emperyal emeller taşıyan bir ülke olmuş. Bu emperyalist yaklaşım tabii Hollandalıları açık toplum haline getirmiş. Yani diğer kültürlere açık, diğer kültürlerin kendisini rahatlıkla ifade edebileceği bir toplum haline getirmiş. Tabii bu eğer toplumda herhangi bir sosyolojik problem yoksa, siyasi problem yoksa hiçbir problem teşkil etmemiş. İşte herkes kabul edilmiş olduğu gibi. Hatta zaten toplum da kendi içinde farklı sütunlar halinde organize olmuş. İşte dini cemaatler, kendi eğitim kurumları, kendi hastaneleri, kendi kurumlarını oluşturmuş. Yani kendi enstitülerini oluşturmuş. Yok, dini grup değilse işte başka bir dünya görüşünden hareket ederek onlar da kendi enstitülerini oluşturmuş. Yani herkesin kendisini rahatlıkla yaşayabileceği ortam. Herkes kendi dünyasını oluşturmuş. Küçücük bir ülkede herkesin kendi dünyası olmuş. Tek şey birbirlerine zarar vermemek, birbirlerine müdahale etmemek, birbirinin hayat hakkına saygı duymak. Tek ölçüt bu olmuş. Derken işte savaşın sonunda hem sömürülen ülkeler, daha doğrusu işte bunların hakimiyetindeki ülkelerin bağımsızlaşması ya da işte şartların özellikle o zamanlar bağımsızlık hareketlerinin yükselmesiyle bir takım sömürgeler bağımsız olmuş. Ama onların sömürge olduğu zamanda Hollandalılarla işbirliği yapan insanların orada kalması mümkün olmadığı için, çünkü onlar hainlikle itham edilecekler için, onların orada kalması mümkün olmadığı için buraya gelmeleri sağlanmış. Bazıları da sırf salt ekonomik gerekçelerle buraya gelmeyi, buranın vatandaşı olmayı kabul etmiş ve onlar toplumun içinde büyük gruplar hariç çoğu kaybolmuş. Yani erimiş diyebiliriz. Kültürel olarak artık Hollandalı olmuş. Ama büyük gruplar halinde gelen mesela Surinamlılar, adalardan gelenler, bunlar büyük grup oldukları için kendi kültürlerini yaşamaya burada devam etmişler. Yani erime onlarda sadece gönüllülük bazında olmuş. Bizim gibi toplumlarda tabii geliş gerekçesi burada yaşamak olmadığı için bir müddet işte yani bir ayağı Türkiye'de, bir ayağı burada ya da işte bir ayağı Fas'ta, bir ayağı burada toplum olarak bir müddet yaşamışız. Fakat onun pratik olarak mümkün olmadığını fark edince artık ailelerin de burada olması gerektiği fikri oluşmuş. Ama hala burada kendisine bir gelecek arayan ya da çoluğuna çocuğuna burada gelecek inşa etmek isteyen bir toplum söz konusu değil. Bu artık göçün ikinci yarısından itibaren bir hedef haline gelmeye başlamış. Oradan bakınca Hollanda toplumunun farklılıklara yaklaşımındaki değişme sürecini de fark ediyorsunuz. Mesela benim burada insan ömrü için belki uzun süre ama sosyolojik olarak değişimler için kısa süre olan 30 yıllık ömrümde burada çok büyük farklılıklar, yaklaşım farklılıklarını gözlemliyoruz. Daha önceleri kültürün tamamen zenginlik olduğu ve mutlaka yaşatılması gerektiği, kültürün yok edilmesinin bir suç, insanlık suçu olarak algılandığı bir toplum söz konusuyken, bugün kültürün gelişimin önünde engel, uyumun önünde engel, toplumun içinde çarpışmaları ortaya çıkaran, çatışmaları ortaya çıkaran bir faktör olarak değerlendirilmekte. Bu da daha çok Müslümanlara yönelik. Tabii zaten burada esas hedef Müslümanlar. Yani o politik koreklik var. Tabii doğrudan Müslümanlar demiyor. Tabii diyenler de var ama geneli Müslümanları doğrudan hedef almadığını söyleyip çok genelleme yaparak
konuşma yapanların bile hedef kitlesi yine Müslümanlar. O şey şu anlama gelmiyor mu işte? Yani o suyun içerisine katılan o şey orada kimyasal bir şey veriyor, reaksiyon veriyor. Evet. Bu da sosyolojik bir reaksiyon veriyor. Buna benzer bir şey olmaz. Ama işte aynı suyun içine başka dönemlerde de karışım yapılıyordu. Ama o onu kaldırabiliyordu. Ama şimdi suyun sertlik derecesi herhalde çok fazla arttı ki artık şimdi en ufak bir karışım doğrudan kendisini şey olarak bulantı olarak göstermekte. Artık onu o karışıklığı görmezden gelme mümkün olmuyor. En azından yerleşik toplumun gözünde bu böyle. Tabii donu var. Yeni mi değiştireceğim? Burası hep donar zaten. Şimdi iş çıkış olduğu için günün en yoğun şeyi şehrin merkezi çarşıda trafik olmadığı için birkaç kanaldan bu trafiğin akması lazım. İşte bana göre yanlış politikanın eseri. Bazılarına göre böyle olması gerekir. Çünkü böyle olursa insanlar bu yolu kullanmaktan vazgeçip başka yoldan gidecekler. Ama yıllardır aynı. Kimse vazgeçmedi. Biz vazgeçelim. Bir yol bize hedef ulaşmıyorsa başka yolu deneyebiliriz. Şey aslında güzel bir örneğe geldik. Şimdi diyelim ki bir kova su. Bu kovanın suyun içerisinde birkaç şeyler katıyorlardı toplum olarak. İşte Surinam'dan getirirler, işte şuradan getirirler, buradan getirirler. Ve bu aslında suyun şeyini, lezzetini arttırırken son bir madde koydular ki bu orada bir reaksiyon vermeye başlıyor. Evet. Orada bir çözünürlükler ortaya çıkmaya başlıyor. Bu sefer ciddi bir iletişim ortaya çıkıyor. O ona söylüyor, o ona söylüyor. İşte yani burada kurunun yanında yaş da yanıyor falan. Bir ortam ortaya çıkıyor. İşte suyun tadını bozan bir madde ekleniyor. Hı-hı. O da nedir? Popülizmdir. O nedir? Irkçılıktır. O madde girince suyun içine artık o farklılıklar insanları tahriş ediyor, insanları tahrik ediyor. İnsanlar irite olmaya başlıyor. Daha önce farklılıklardan zevk alırken, onu bir zenginlik olarak görürken şimdi kendisine tehdit olarak görüyor. Bundan önce Hollanda daha çok multikültüreldi. Dış kültürlere açıktı. Ama Müslümanların burada varlık göstermeye başlamasıyla beraber biraz da ırkçı bir politikaya doğru evrildi. İşin tuhafı Müslümanlar varlık göstermiyor. Sadece talep ediyor. Yani artık biz de varız burada diyor. Yani bu bizim burada varlığımız artık kaçınılmazdır. Biz burada artık geçici de değiliz. Biz de bu ülkenin her katmanında var olmak istiyoruz. Bu talep rahatsız eden. Yoksa orana baktığınız zaman toplumdaki pozisyonları da o oranla karşılaştırdığınız zaman daha Müslüman toplum görünmüyor. Toplumda belirsiz. Sadece bazı alanlarda aşırı temsil söz konusu. Hangi alanlarda? Siz mi alt hizmet sektöründe, temizlik sektöründe buralarda çok mümkün görebilirsiniz. Fazlasıyla görebilirsiniz. Orantısız görebilirsiniz. Ama işte şu yanımızda belediye var. Belediyenin hizmet binası. Burada alt işte temizlik hizmetleri yapan işte ama üst seviyede kişi parmakla gösterecek kadar azdır ya da hiç yoktur. Yani bu bütün sektörler için geçerli. Özel sektör için de böyledir. Kamu sektörü için de böyledir. İşte Müslümanlar bunu talep etmeye başlayınca sorun oluyor. Aslında bir nevi yer kavgası. Evet. Gibi mi? Gücü paylaşma kavgası. Pozisyonunu bırakması lazım. Çünkü bir pozisyonda iki kişi olmayacak. Birisinin bırakması lazım. Bırakacak olan da kim? Yerli toplum. Feragat etmesi gereken o. Bırakmadığı için bu tartışma oluyor. Peki şöyle bir şey sorayım. Şöyle bir örnek versem. Hani bir kova suyu düşünün. İşte o suyun içerisinde her bir sürü katkı maddelerini koyuyorsunuz. Derken her bir katkı maddesi aslında o suyun bir şeklini oluşturmaya başlıyor, bir tadını oluşturmaya başlıyor. Sanki son konan katkı maddesinde orada bir refleksler ortaya çıktı, bir reaksiyonlar ortaya çıktı. İşte Müslümanların öyle çok yakın bu toplumda yaşamasıyla beraber gerek siyasi alanda olsun, gerek sosyal alanda olsun böyle bir refleksler ortaya çıkıyor. Buradan baktığımız zaman
Hollanda'da neler değişiyor ve bunun bu değişimin içerisinde biz kimiz? Şimdi tabii artık Hollanda sadece Hollanda değil. Yani dünya artık bir bütün. Ya, ve o bütünün içinde hem Hollanda var hem Türkiye var ve birbirlerine çok yakınlar aslında. Eskiden bir toplum başka bir toplumla hasbihal ederken sadece o iki toplum birbirleriyle hasbihal ederdi. Şimdi öyle değil. Şimdi bütün dünya herkesle meşgul. Dünyanın başka bir coğrafyasında olan bir olay aynı gün hatta aynı saniyelerde bizim evlerimizde, ceplerimizde haliyle olaylara yaklaşırken bundan 50 yıl önceki şartları temel alırsanız o zaman yanılırsınız. Yani okuyamazsınız durumu. Ben şimdi temel eğitimde, özel eğitimde çalışıyorum. Aynı zamanda bilgi işlem teknolojilerinin eğitime uyarlanması konusunda uzmanım ve rehberlik hizmeti veriyorum. Şimdi eskiden diplomasını alan bir öğretmen öğretmen olurdu. Tamam artık ona bir sınıf verilirdi. Bir yerde işe girerdi. O işi yapardı. Şimdi artık öğretmenlik diploması alınca öğretmen olmuyorsunuz. Her gün kendinizi yenilememiz lazım. Her gün gelişmeleri takip etmeniz lazım. Her gün yeni eğitimi etkileyen gelişmeler söz konusu. Bunlardan haberdar değilseniz benim diplomam var demeniz bir şey ifade etmez. Eğer birkaç yıl öğretmenlik yapmamışsanız mezuniyetten sonra artık sizi kimse işe almaz ya da tekrar hizmet içi eğitim yapma kaydıyla işe alır. Bu dünyadaki siyasi toplumsal olaylar için de geçerli. Artık hiçbir olay kendiliğinden gelişmiyor. Birbirini etkileyen olaylar. 11 Eylül Amerika'daki 11 Eylül olayları aslında bugünkü siyasi atmosferin toplumsal çalkantılarının da altında yatan bir faktör. Haliyle 11 Eylül olayları işte Amerika'da oldu, orada olmuş bir problemdi ve orada kaldı diye deme lüksümüz yok. Orayı ilgilendiren bir mesele değil. Sadece orası değil. Yani o sembol olarak orası seçilmiş ama hedefte bütün dünya var. Haliyle hem toplum olarak hem belirli bir inanç grubu olarak, ülke olarak bundan etkilenmemeniz mümkün değil. İşte o bir kova suyun içine aslında sadece bir yabancı madde atılmıyor. Bilinmeyen birçok madde de giriyor. Sizin kontrolünüz dışında birçok yabancı madde giriyor. Hatta uzaktan kumandayla bu idare de edilebiliyor. Siz sadece bir madde koyduğunuzu, bir ilave yaptığınızı düşünürken sizin haberiniz olmadan başka ilavelerin de olduğunu görüyorsunuz. Toplumsal olayların, toplumun algılamasının birçok, zaten en büyük sıkıntı algılamada. Yani bugün bundan 30 yıl önce bir zenginlik olarak görülen bir durum bugün problem olarak görülüyorsa burada algılama problemi var. Yani birçok faktör herhangi bir sıradan bir şehirde yaşayan insanın davranışını etkiliyor. Müslümanlarla ilgili bir sürü ön yargıya sahip ama bir Müslümanla ömrü hayatında konuşmamış insanlar mevcut. Hı hı. Bu bizim için de geçerli. Sevgili seyirciler, bugün Hollanda'nın doğusunda ta Almanya sınırında Enesli'de sevgili Ahmet Söz Arabi'yle beraber düşüncede yolculukta bol bol konuştuk. Kendimizi tanımaya çalıştık. Verdiğin katkılardan dolayı çok çok teşekkür ederim. Teşekkür çok sağ ol. Eğer bizlere yazmak isterseniz bilgi@düşüncedeyolculuk.com veya facebook.com/düşüncedeyolculuk. Katkılarınızı, eleştirilerinizi bekliyorum. Özellikle negatif katkılarınızı bekliyorum. Olumlu katkılarınızı da bekliyorum ama ikisini de açın. Bu bizi biraz daha iyi yapacaktır. Daha iyi olmaya çalışacağız.
ya da buraya konuk olarak olmak için yazabilirsiniz. Sizinle dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir şehirde oranın zenginliklerini keşfederken de yolculuğa çıkabiliriz. Aklımızı inşa edip, akıldan da ahlakımızı inşa etmeye doğru bir yolculuğa çıkabiliriz. İnşallah hedefine ulaşmalar olur. Sonuna kadar, bu saate kadar bizi izlediğiniz için sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Bir başka programda yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın. Merhaba.